Hayalimiz bir hayata tanıklık etmek. Koştuğunda kim bilir nice hayatların bahtına dokunacak bir Safkan Arap atının hikayesi için başladı yolculuğumuz. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Malatya Sultan Suyu Harası için alışılagelmiş ama bizler için sıra dışı bir bekleyişe katılmak için buradayız. Hayran kaldığımız bu uçsuz bucaksız, yemyeşil arazide koşturacak safkan tayımızın doğumunu yakalayabilmek heyecanıyla Türkiye'nin en büyük haralarından birindeyiz. Sultan Suyu İşletmesi'nde İhsan Akun tavlası, hamile kısraklar ve yeni doğan taylarla çiftliğin en gözde bölümü. Tayların hemen hepsi burada hayata başlıyor ve büyüyor. Artık onlarla tanışma zamanı. Safkan Arap yarış atlarımız, bizim bulunduğumuz Arap atları Türk Arap atı olarak geçmektedir. Yani ta Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarından beri Osmanlı'da öncelikle savaş ihtiyaçlarını karşılamak, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nden sonra da yarış amaçlı yetiştirilmiştir. Safkan Arap atının en önemli özelliği bir kere çok dayanıklı bir attır. Özellikle zor şartlara çok dayanıklıdır. Bir de uzun mesafe atıdır. Bir Safkan atı, Arap atıyla günde 80 kilometre gidebilirsiniz. Bu başka hemen hemen hiçbir atta bulunmayan bir özelliktir. Ayrıca çok asil bir hayvandır. Sahibine yüksek derecede bağlıdır. Sadakati yüksektir. Ve güçlü ve dayanıklı bir attır. Burada daha doğalı birkaç gün olmuş sevimli taylarla, onları hiç yalnız bırakmayan anneleri ve doğumu bekleyen hamile kısraklarla bir aradayız. Merakla etrafı, daha doğrusu hayatı keşfetmeye başlamış sevimli taylar, yaramaz çocuklar gibi. Ama temkinli ve ürkekler aynı zamanda. Anneliğin büyülü içgüdüleri her canlı için aynı aslında. Kısraklar yavruları için son derece korumacı. Yanlarından uzaklaşmaları halinde gerginlikleri hemen anlaşılıyor. Kalabalığın içinde yavrusunu kaybeden kısrağın yaşadığı panik hepimizi endişelendirse de bu uzun sürmüyor.
etrafımızda ağır hareket eden, sanki biraz da huzursuz hamile kısrakları gördükçe merakımız artıyor. Heyecanlı bekleyişimizde hangisinin doğumuna tanık olacağımızı en iyi tahmin edebilecek kişi ise tecrübeli seyis Mesut Aras. Doğumlar yaklaştıkça memelerine süt indirirler. Doğum daha da yaklaştıkça bir iki gün içinde süt akıtmaya başlarlar. Süt akıttıktan sonra sütler memenin ucunda pıhtılaştı mı ya o gün gece ya da bir ertesi gün gece kesinlikle doğurur. Doğum yapar. 48 Necme de bugün beklediğimiz kısrak. İkisi de Allah izin verir inşallah bugün doğum yapacaklar. İşlerinden bir tanesi de erkek olursa daha iyi olur. Mesut haklı çıkarsa belki bu gece hikayesine tanık olacağımız Safkan'ımız aramızda olacak. Ama henüz gün devam ediyor ve buradaki hayat atlara göre şekilleniyor. Seyisler atların günlük bakımlarından birebir sorumlu. Burada doğan taylar bütün personelle iç içe geniş zamanlar geçiriyor. Doğdukları günden beri en az anneleri kadar gördükleri bu kişilere çok güveniyorlar. Sultan Suyu'nda aralıksız bir çalışma düzeni var. Personel 3 vardiya halinde, sevgi ve özveriyle pek çoğu adeta ellerinde doğmuş atların bakımı için çaba harcıyor. Çünkü onların sağlıklı ve güçlü olmaları çok önemli. Günlük bakımların en önemlisi elbette beslenme. Özellikle emziren atların gıdası, tayların da gelişimini etkilediği için çok titiz davranılıyor. Havuç, pekmezli yulaf ve vitaminlerle desteklenen bir beslenme düzenleri var. Ve tabii ki iyi bir safkan yetiştirmek bu tavlanın çalışanları için en büyük gurur. Böyle olunca temizlik, bakım, havalandırma, beslenme, sağlık ve tüm diğer hizmetler kusursuz, disiplinli bir çalışmayla aksatılmadan sürdürülüyor. TİGEM'in en zor tavlası diyebilirim. Yani burada kısrak da çok, kısrağın altındaki tay da çok olduğu için, tavla da bayağı büyük olduğu için buradaki işler hiç bitmez. Tavla yeni bir akşama daha hazır. Artık atlar içeri alınıyor. Tekrar beslenecek, ertesi güne kadar dinlenecekler. Atlar %90'ı yaklaşık olarak geceleyin doğum yaparlar. %10'u gündüz doğum yaparlar. Gebelik süresi 11 aydır. Genelde geceleyin doğum yaptıkları için geceleyin sessiz, sakin bir ortam istiyorlar. Atların doğum yaptıkları yerlerin gayet sessiz, sakin, stresten uzak, temiz ve uygun bir yer olması gerekiyor. Eğer uygun bir yer bulmasa, hayvan stres altındaysa doğumu 1-2 gün geciktirebilir. Bu gece bu tavlaya yeni bir tay gelmesini umut ederek bekleyişimize başladık. Sakin bir akşam. Çoğumuz bilmesek de atlar çok nadir zamanlarda yatıyorlar. Hasta olmaları, doğum yapmaları gibi bir neden yoksa hep ayaktalar. Bilinmeyen bir nedenle yatsalar bile bu çok kısa sürüyor. Uzun sessiz bekleyiş gelen haberle heyecanlı bir hal alıyor. Herkes başlayan doğumun telaşına kapılıyor bir anda. Bütün çaba bu tavlanın yeni üyesinin ve annesinin sağlıklı bir şekilde doğumu atlatması için. Tek dileğimiz şimdiden içimizi ısıtan sevimli Safkan'ımızı sabahın ışıklarıyla annesinin yanında görebilmek. Her şey beklediğimizden çok daha hızlı ve kolay oldu. Yo,
Safkanımız artık bizimle. Erkek bir tayımız var. Sabırsız biraz. Çok hareketli olması bizi şaşırtıyor. İnsandan ne kadar da farklı. Bir bebeğin nice zaman sonra üstesinden geleceği şeyleri, onun doğar doğmaz başarmaya çalışması büyüleyici bir mücadele. Belki o da sağlıklı olduğunu kanıtlamak için sadece birkaç saati olduğunu biliyor. Kısrakların doğumdan sonra en önemli şeyi annenin eşiğini atması. İkincisi de tayın bir saat içinde kalkıp annesini emmesi. Emmese tay ölür. İlk 24 saatte annesini bol bol emip ağız sütünü yeterince alması gerekiyor. Tayın ileride sağlıklı bir şekilde yaşaması için. Anne kısrak ve tayımız geceyi daha sakin ve güvenli bir ortamda geçirmek üzere locaya götürülüyor. Henüz titreyen bacaklarının üzerinde durabilmek için ilk sınavını veriyor. Başarırsa pek çok endişe yerini büyük umutlara bırakacak. Annesi sabırla destek oluyor. Tavırları o kadar kendinden emin ki bizler de artık tayımızın az sonra ayağa kalkacağını biliyoruz. Ve nihayet herkes için mutlu bir başlangıç. Tedirgin ve heyecanlı gece biterken artık onları baş başa bırakma zamanı. Tavlada her zamanki gibi hareketli başlıyor gün. Kısrak ve taylar doğum sonrasında birkaç gün localarda kaldıktan sonra tekrar tavlaya alınıyorlar. Ortak alana geçmek anne kısraklar için tedirgin edici. Bu yüzden biraz huysuz ve öfkeliler. Anneler taylarını korumak için bir iki gün falan huysuzluk yapacaklar. Taylar da geniş alana çıktığı için biraz kendilerinde koşma falan hissiyatı gelecek ve taylar tavlanın içinde biraz koşacaklar. Taylar annelerin yanında uzaklaştıkları zaman, taylar da daha yeni olduğu için kesinlikle anneler huzursuz oluyor, ayaklarını yere vurur ve huysuzluk yaparlar. Sağındaki solundaki kısraklara da tekme atma gibi bir şansları var. Onun için bir iki gün böyle dikkatli olup taylarımızın başında duruyoruz. Tayların ilk günleri çok önemli. Hiçbir detay atlanmadan sağlık hizmetleri yerine getiriliyor. Olası hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınmak zorunda. Taylar doğar doğmaz isim almıyor. Yaklaşık 6 ay annelerinin ismiyle anılıyorlar. Her birinin tabelasında doğum ve aile bilgileri yer alıyor. Safkan artık tavla hayatının içinde yerini alsa da henüz annesinden uzaklaşacak cesareti yok. Daha çok erken. Hala ayakta durmak bile çok yorucu onun için. Ama bugün çok özel. Çünkü ilk kez açık havaya çıkacak. Güneşle, gökyüzüyle tanışacak ve geniş bir alanda kalabalık bir grup içinde ilk sınavını verecek. Thank you.
Artık kışın izleri silinirken bahar heyecanı bütün çiftliği sardı. Bu geniş arazide günler atlar için de daha keyifli geçecek demek. Bir ay sonra ilk kez dayımızı locada tek başına görünce tedirgin oluyoruz. Neyse ki o da, annesi de sağlıklı. Anne kısrak, tohumlama için aygır tavlasında. Yeni bir safkan için. Kısraklar hemen her sene bir tay doğuruyor. Yılın 11 ayı gebelikle geçiyor. Sürekli tekrar eden bir döngü. Doğumlar kış aylarına rastlayacak şekilde planlanıyor. Çünkü bu dönemde doğan taylar daha sağlıklı ve dayanıklı oluyor. Sultan Suyu Harası'nda ilk amaç, en doğru genetik eşleştirmeleri yaparak şampiyon taylar yetiştirmek. Bunun için tüm üreme ve gebelik süreçleri özenle takip ediliyor. Yaklaşık 115 kısraktan her sene 100 kadar yavru dünyaya geliyor. Aralarından nice şampiyonun çıktığı bu seçkin safkanlara her yıl yeni bir nesil katılıyor. İşletmedeki aygırlar şampiyonluklar görmüş, kuşaktan kuşağa üstün özelliklerini taşımış çok seçkin atlar. Bizim tayımızın babası Tobak Bey de o aygırlardan biri. Daha bir aylık tayları varken tekrar tohumlanan kısrakların tavlaya dönüşlerini gördüğümüzde içgüdülerine bir kez daha hayran oluyoruz. Dönüş yolunda kimse olmaksızın dört nala koşarlarken tek amaçları yalnız kalan taylarına bir an önce kavuşmak. Zaman hızla akıyor. Tayımızı annesiyle gördüğümüz an ne kadar çabuk büyüdüğünü fark ediyoruz. Atların gelişiminde ilk 6 ay çok önemli. Aralarında birkaç ay bile olsa taylar ayrı tavlalarda tutulup ayrı çayırlara salınıyor. Tavlada işler durmaksızın sürüyor. Atlar dışarıdayken içeride temizlik yapılıyor. Her şey ertelenmeden titizce tamamlanmak zorunda. Tayımız her geçen gün çevresine daha çok alışıyor. Üçüncü ayına yaklaşırken artık eskisi kadar ürkek değil. Hatta meraklı ve her şeyi keşfetmek arzusunda. Kısraklar da bizimle aynı düşünüyor ki
tayların uzaklaşması halinde eskisi kadar tedirgin olmuyorlar. Taylarımızın şu anki durumları gayet iyi. İki ayına kadar bir sıkıntı falan çıkmadı. Şu an ikinci ayın içindeler. Üçüncü aya doğru gidiyorlar. Tabii ilk başlarda havada soğuk olduğundan dolayı taylarımız çok dışarıya çıkmıyordu. Taylarımız çayıra çıktığı zaman üstündeki şu anki olan kış tüylerinin hepsini atacaklar. Daha güzel bir görünüm sağlayacak bu da kendilerine. Ve de parlak bir hal alacaklar. Anne ve babası beyaz olsa da tayımız al. Hatta pek çok tayın rengi birbirine benziyor. Atların tamamı al ya da doru doğuyor. Kesinlikle beyaz doğan at yok. Kırlaşıp beyaz renge kavuşmaları 4-5 yıl sürüyor. Safkan tayların soy kütüğü bilgilerinin doğrulanması ve kayıt altına alınması zorunlu. Bu bilgilerin safkan zincirinin kuşaklar boyu korunması için tescil edilmesi gerekiyor. Bu nedenle gün yoğun geçecek. Tayların hepsine çip takılacak ve kan alınacak. Kan bağlı. Şu anda çipimizi kontrol edeceğiz. Barkodumuzu okudu. Herhangi bir sıkıntı yok. Kanını aldık. Kanını laboratuvara göndereceğiz anne baba tayini için. Ondan sonra da tescil işlemlerine başlayacağız. Eğer laboratuvar sonucu olumlu gelmediği sürece tescil işlemlerini başlatamıyoruz. Sultan Suyu Harası'nda mevsim artık yaz. Bu atlar için uçsuz bucaksız çayırlarda en özgür zamanlar demek. Günün büyük bölümü doğada keyifle geçiyor. Buradaki kısraklar uzun zamandır birbirlerini tanıyor. Neredeyse taylıklarına dayanan bir dostlukları var. Adeta büyük bir aile gibi yaşamaya alışmışlar. Beşinci ayını dolduran sevimli tayımız kameralara bile alıştı. Artık çok daha rahat ve özgüveni yüksek. Kendisine olan ilgimizin de farkında sanki. Bu gelişimizde buradakiler için belki sıradan ama bizim biraz içimizi acıtan bir olaya tanık oluyoruz. Taylara kimlik bilgilerini ömür boyu koruyacak bir damga yapılacak. Bu işlem can yakıcı. Neyse ki görevliler çok tecrübeli ve korktuğumuz kadar acı vermeden bitiriyorlar işlemi. Safkanımız 2016 yılında Sultan Suyu'nda doğan 83. tay. Tayımızın doğumuna tanık olduğumuz soğuk günler tekrar başlarken yeni bir çekim için buradayız. Ama bu hikayede belki de aklımızdan hiç çıkmayacak anlar yaşanacak. Taylarımız ve anneleri olacaklardan habersiz son kez aynı yerde yan yanalar. Gebe kısrakların beklenen yavrularını daha sağlıklı dünyaya getirebilmeleri ve tayların da artık yetişkin hayatlarına geçebilmeleri için ayrılmaları gerekiyor. Trajik ama kaçınılmaz. Kulutlu tavlasında annelerinden ayrılacak taylar için bütün hazırlıklar sürüyor.
Her şey yeni misafirlerin yaşayacağı travmayı en kısa sürede unutturmak için. Bir yaşları dolana kadar burada olacaklar. Tecrübeli seyisler onları bekliyor. Gelen süt taylarımız için annelerinden ayrılacak. Onlar için saplarını falan seriyoruz. Sulamasını yapacağız işte. Zincirlerini kesik sağlıklı şey için, bir tay için buraya hazırlıyoruz. Bu zevkli bir iş. Biz bu işimizi severek yapıyoruz. Zevk alıyoruz bu işten. Çünkü onlar geldikleri zaman annelerinden ayrılıyorlar. Büyük bir inilti alıyor tavlayı. İster istemez bize duygulanıyoruz. Yani aynı şeyi sizler de hissedersiniz. Neredeyse bütün personel bu hareketli saatlerde görev başında. Kısraklar ikişerli üçerli birbirlerine bağlanıyor. Taylar hazırlanıyor. Herkes gergin. Ve tek istekleri bu işlemi en sorunsuz ve hızlı şekilde bitirmek. Bir yarım saat sonra bunları annelerinden ayıracağız. Şimdi tay bu şubede çok duygusal bir anlar yaşayacağız hep beraber. Yani ben ilk geldiğim zaman gerçekten duygulandım. Yavaş yavaş alıştık bu konuya. Ama inşallah siz de alışırsınız. Hadi oğlum. Annesiz bir hayata ilk adımları atmak her canlı için sancılı bir süreç. Duyduklarımız birlikte koştukları çayırlardaki seslerinden çok farklı. Artık tek başlarına kaldıklarını anlıyor ve korkuyorlar. Gözlerinde yaşadıkları endişeyi görüyoruz. Bu sızlanışların birkaç gün içinde biteceğini bilmek bizi az da olsa rahatlatıyor.
Her ayrılık zordur. Bu da öyle oldu. Birbirlerini bir daha görmeleri bile çok uzak bir ihtimal. Taylara mı, tavlaya tek başına dönen kısrakları mı daha zor bilinmez ama bizim için burada yaşadığımız en hüzünlü gün oldu. Tayımız artık bir yaşında ve neredeyse bir yetişkin. Titreyen bacaklarının üzerinde zorlukla durduğu gece daha dün gibi aklımızdayken, şimdi gösterişli bir safkan olarak karşımızda. Tayların annelerinden ayrıldıktan sonraki hayatlarına alışmaları çok uzun sürmedi. İçgüdüleri belki de onların en güçlü yanı. Dişi ve erkek taylar artık ayrı tavlalarda kalıyor. Soy kütükleri de tescillendi. Bundan sonra annelerinin ismiyle değil, kendi isimleriyle tanınacaklar. Safkanımızın ismi de Tutana. Atlara isimlerini yetiştiricileri koyuyor. 30 yıl boyunca başka bir ata aynı isim konulamıyor. Tutana'nın babası Gobak Bey Alkuruş, annesi Cavidan Hanım Necme sülalesinden. Atçılıkta soy, genetik, aile bilgileri çok önemli. Çünkü en güzel taylar kan uyumu en iyi olan çiftleştirmelerden çıkıyor. Bu yüzden arşivleme ve kayıtlar Sultan Suyu Harası'nın tarihi kadar eski. Aygırlar bu işletmelerin safkan zincirlerini sürdürebilmesi için olmazsa olmazları. Yarış hayatlarını nice başarılarla tamamlamış bu seçkin aygırlar, bazen yüksek bedellerle, bazen de transfer edilerek işletmede yerlerini almışlar. Aygır tavlasının en özel ve gözde üyesi ise şampiyonluklarla dolu bir geçmişi olan Özgün Han. Tayların hepsi henüz eğitilmemiş olsalar da kalıtımsal özelliklerinden dolayı birer yarışçı adayı. Ancak tecrübelere göre atların başarısında genetik özelliklerin yanı sıra bakımları da çok önemli bir etken. Taylar gelişimleri ve genel özellikleri dikkate alınarak bir veya iki yaşındayken satışa çıkıyor. Bu değerlendirmeyi yapan TİGEM komisyonu, Tutana'nın iki yaşında satılmasına karar veriyor. Bu, onun başarılı bir tay olma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı verilen bir karar. Onunla geçireceğimiz bir yılımız daha olduğu için mutluyuz. Kondisyonu da güzel. Artık Tutana diğer taylarla birlikte 2 yaşına kadar kalacağı çiftçibaşı tavlasına nakledilecek. Ancak öğreniyoruz ki bu düşündüğümüzden daha kapsamlı bir transfer olacak. Bu büyük araziye kurulu çiftlikte taylarımızın seyisler eşliğinde gidecekleri uzun bir mesafe var. Öyle ki bu sırada aradan geçen karayolu bile
bir süre trafiğe kapatılıyor. Çiftçibaşı tavlası, Sultan Suyu'nun en gözde elit tayları için artık son durak. 2 yaşlarını doldurana kadar özenle bakılacaklar. Malatya Sultan Suyu'nda bahar ayları. Taylar izlemeye doyamadığımız eşsiz bir coşkuyla yine çayırlarda. Muhteşem bir taydan gözlerimizi alamıyoruz. Karşımızda artık hızlı, güçlü, gerçek bir safkan var. Tutana 2 yaşında. Onlar Safkan Arap atları. Üstün özellikleriyle şimdiden her biri birer yarışçı. Bu onların genlerinde var. Artık Sultan Suyu işletmesinin değerli tayları için karar zamanı. Koşu tayı olarak seçilenler Karacabey işletmesinde satılacakken, diğerlerinden biraz daha üstün gen ve fiziksel özellikleri olan elit taylar için adres Veli Efendi Hipodromu olacak. Elit diye de yazalım karşısına. Tutana bizi bir kez daha gururlandırıyor. O artık elit tay olarak kabul edildi ve Eylül ayında İstanbul'a Veli Efendi'ye gidecek. Bizim için biraz buruk bir sevinç aslında. Şimdiden onu belki de bir daha göremeyecek olmanın hüznü çöküyor içimize. Bugüne kadar sabırsızca büyümesini beklesek de artık zamanı yavaşlatmak istiyor bir yanımız. Satış öncesi hazırlıklar hızla sürüyor. Alıcıların tayları önceden tanıyabilmesi için hazırlanan katalogların fotoğraf ve video çekimleri yapılıyor. Taylar, güçlü, hızlı, ayakları sağlam basan yarışçı atlara dönüşmeleri için 2,5 yıl boyunca özgür ve ayrıcalıklı bir hayat yaşadılar. Özenli ve sağlıklı koşullarda yetişmeleri için çok emek harcandı. Güç ve dayanıklılık kazandılar. Artık yolculuk zamanı.
Seyahatin yaklaşık 24 saat sürmesi, taylarımızın bu sürede dar alanda hareketsiz ve beslenmeden gidecek olmaları bizi korkutsa da, bu onlar için en sağlıklı yöntem. Atçılık şefi ve tecrübeli personel yolculuk boyunca onlara eşlik edecek. Taylarımız yeni sahipleriyle birer yarışçı olarak hayatlarına devam edecekler. Bundan böyle kendi isimleriyle, kendi hikayeleriyle koşacaklar. Onları yeni geleceklerine doğru uğurlarken, bizim için de her seferinde aynı heyecanla geldiğimiz bu eşsiz çiftlikten ayrılma zamanı. Taylar uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra sağlıkla İstanbul'da karşıladılar bizi. Ayrı ayrı localarında yarın olacaklardan habersiz, belki de olası sahipleriyle tanışıyorlar. Bu açık yarış atı çıkar, o kısa vardı abi. Yani motor vardı. Motora bak maşallah. Abi çok basit. Dışarı aynadan bakıyor. Bir de bu şeye bakalım. Tongal Hanım. Orada köşede. Hoşuna gitti mi Güney Hanım? Hı? Değil mi? Hı? Bu işte şey, yırmak. Resmini toplayacaksın. Soracaktım ben akşam. Tutana'yı görmeye alıştığımız çayırlardan sonra burası içimizde çelişkili duygulara neden olsa da 2,5 yıllık bir çabanın sonucuna şahit olmak özel bir tecrübe. Atımızın doğumdan itibaren başta TİGEM'de başlamış olduğu yolculuğun son halkasındayız. Atımız bugün TİGEM'deki son günlerini yaşıyor. Birazdan yeni bir sahibi olacak. Bu sahibi kendisini yaklaşık bir 6 aylık bir yarışlara hazırlık sürecinden sonra inşallah önümüzdeki yıl Nisan ayından itibaren 3 yaşlı olarak koşusunu görmeyi nasip eder Allah. Onlarla paylaştığımız keyifli hikayemizin son saatlerinde hüznümüze artık kaygılarımız da eklendi. Adım adım bugünlere beraber yürüdüğümüz değerli tayımızın yeni sahibini çok merak ediyoruz. Satışa arz edilen hal, tutana, baba, Umar Bey, ana, Cahidan Hanım, Marmıdal, Çeçemin Dere, Marmıdal, Çeçemin Dere, 3 numaralı iştirakçımız Halal ve Çeçemin Dere, Halal, İki, Çeçemin Dere, Halal. Bizim için paha biçilemez olsa da nihayet tutana yeni sahibini buluyor. Güzel bir tesadüfle bu kişinin ünlü bir sanatçımız olduğunu öğrendiğimizde endişelerimiz yerini sevince bırakıyor. Atçılık yapıyorum, yetiştiricilik yapıyorum. Türkiye Jockey Kulübü asli üyesi ve yönetimdeyim. Bugün böyle bir satışların olduğunda arkadaşım hadi ya gidelim oturalım satışı bir görelim belki bir tane tay alırız dedik. Tutana'yı da isim olarak biz yukarıda esprisini yapmıştık. İşte Tutana aşk olsun. Arkadaşım da biraz hesap uzmanlığı falan yapan bir arkadaşım olduğu için ona ben Tutanak derim falan dedi. Tesadüfen de atı gördük çok beğendik. Ama böyle bir hikayesi olduğunu bilsek tabii ki çok daha erkenden karar verip bunu alacağız diyebilirdik. Tesadüf oldu aslında. At bizi hakikaten cezbetti. İnşallah biz de bu hatta o şeyi, o ışığı gördük. Allah nasip eder inşallah biz de bir grup koşarız bununla. Daha dün titreyen bacaklarının üzerinde duramayan sevgili tayımız. Artık en büyük dileğimiz seni bir gün burada ayakta alkışlanırken görmek. Özgün Han gibi,
Bolt Pilot gibi, Kafkaslı, Yavuzan, Hafız, Turbo, Karayel gibi. Bahtın, yolun açık olsun. Ayakların hep düz bassın. Seni tutana aşk olsun.